Eğer isteseniz bir meyve yiyesiniz ki hem sizin sindirim sisteminizi güçlendire, hem bağışıklık sisteminizi güçlendire, hem kaslarınızı ve kemiklerinizi güçlendire ve sizin saçlarınıza ve cildinize de çok fayda sağlayan iğde yiyin. Evet, iğde söylediğim gibi bizim tam organlarımıza fayda sağlar. Neden dolayı? Bundan dolayı ki iğdenin içinde bol bol vitaminler, minerallar ve hatta onun çekirdeğinde 17'den fazla çeşitli proteinler var. Bir küçük iğde meyvesinde bir büyük portakaldan fazla C vitamini var. Evet, onun içinde hem C vitamini var, hem E vitamini var, hem B grubu vitaminleri var. Ve söylediğim gibi yüksek seviyede bunun kalsiyumu var ve proteinleri var. Bas istesen vücudun çok sağlıklı ola, iğdeyi ihmal etme. İğdenin mizacı soğuk ve kurudur. Ondan dolayı o kardeşlerim ki mizacları sıcak ve nemlidir, bunu tüketmekte onlara çok fayda sağlar. Özellikle sıcak mevsimlerde ya bir bölgelerde yaşıyorlar ki her zaman sıcaklık çok olur. Sen günde birkaç tane iğde yemek senin vücudunun hararetini azaltar ve seni sıcaklığını çok dengede tutar. Ve mizacından dolayı o insanlar ki mizacları biraz soğuktu, mutlaka bu iğdeni müslihiyle tüketsinler. Onun müslihi ne? Onun müslihi doğal bal ya noba şekeri. Bunlarla birlikte soğuk mizaclı kardeşlerim tüketseler iğdeden daha çok fayda alırlar. Ama onlar ki mizacları sıcaktı, iğdeni tüketmek onlara daha çok fayda sağlar. O insanlar ki mide sıkıntıları var, özellikle mide yaraları var, yani mide bakterileri var, mikropları var, iğdeni yemek onlara çok fayda sağlar. Ya eğer sizde fazla kilo var, istesiniz kilo veresiniz, iğde yemek size çok fayda sağlar. Neden? Çünkü iğdenin içinde bol bol lifler var ve bu lifler size doygunluk hissi verer ve sebep olar ki siz az yemek yiyesiniz, zayıflayasınız ve vücudu sağlıklı ola. İğdenin içindeki vitaminler, minerallar, kalsiyum ve proteinlerinden dolayı, özellikle C vitamininden dolayı siz devamlı iğde yeseniz sizin cildinize çok çok yardımcı olar ve sebep olar ki sizin cildiniz iyi kolajen yapsın, kırışıklar aradan geçsin ve sizin cildiniz ve saçlarınız da çok güçlü olsun. İğdeni hesaplı ve mizacınıza göre tüketseniz bu sizin midenizdeki, bağırsağınızdaki, dalağınızda, karaciğerinizde, böbreklerinizde ve hatta kise sefradaki sıkıntıları aradan aparmakta size çok çok yardımcı olur. Ya onlar ki sefra kiselerinde iltihap var, o iltihabı aradan aparmakta da iğde çok çok yardımcı olur. İğde çok güçlü bir anti-iltihap bir meyvedir ve bizim bağışıklık sistemimizi, sindirim sistemimizi ve kaslarımızı güçlendirmekte bize çok çok yardımcı olur. Eğer isteseniz çocuklarınızın kasları ve kemikleri güçlü olsun ve cildleri ve saçları da güzel olsun, onlara bu normal çerezlerin yerine iğde verin yesin. Evet, iğde yemek onların kaslarını ve kemiklerini çok güçlendirir. Özellikle onların ayak bileklerini güçlendirmekte çok çok etkisi olur. Geleneksel tıbbın bakışından insanın bazı baş ağrıları insanın midesinden ve özellikle insanın midesinin buharlarından menşe tutur. Ondan dolayı o insanlar ki baş ağrıları var ve onun menşei midedir, onlar iğdeni tüketseler bundan çok fayda alırlar. Eğer çocuklarınızda ishal var, eleyebilirsiniz çocuklarınıza iğde yediresiniz. Evet, iğdeni yedirmek ishalı kontrol etmekte de size çok çok yardımcı olur. İsteseniz iğdeden çok fayda alasınız, eleyebilirsiniz iğdeni kabuklu, etli ve çekirdekli beraber iyice öğütesiniz. Tam un şekline gelen, un şekline gelenden sonra eleyebilirsiniz. Her akşamlar bir yemek kaşığı tökesine bir bardak kaynayıp ılıklanmış suyun içine ve onun içine bir yemek kaşığı doğal bal ekleyesiniz ve akşamlar bunu içesiniz. Bu insanın vücudunda kemiklerini güçlendirir, kaslarını güçlendirir. Olar ki eklem ağrıları var, kireçlenme var. Onların ağrılarını geçmesinde
ve şifa bulmasına onlara çok çok yardımcı olur. İdenin bu özelliği var ki eğer bunu iyice sağlıklı kurutsaz bunu kuru ve soğuk yerde 2 seneden fazla da saklayabilirsiniz ve bunun içindeki vitamin mineralları kaybolmaz. Ama sen getirip bunu rutubetli yerde, sıcak yerde saklasan, evet bunun vitamin mineralları oksit olur ve bunun faydaları kaybolur. O insanlar ki midelerinde gaz çok olur, şişkinlik çok olur ve bu hazımsızlık olur ya vücutlarında ağrı olur, eleyebilirler idenin kendisini ve onun çiçeğini ve yaprağını beraber tökeler sızma zeytinyağının içine. Onun bir kavanoza tökenler sonra kavanozun kapağını kapadalar, koyalar bir suyun içinde bir yarım saat, bir saat kaynaya. Bu yarım saat, bir saat kaynayandan sonra götürüp süzgeçten geçirin. Bunu içmek o şişkinliği aradan aparmakta insana çok çok yardımcı olur. Onu vücuduza masaj vermek ağrıların aparmasına çok çok yardımcı olur. Ya hatta o hanımefendiler ki cinsel sıkıntıları var, onlar bunu koklamak, masaj vermek ve hatta içmek onların cinsel sıkıntılarını aradan aparmakta onlara çok çok etkisi var ve onlara çok yardım eder. Dediğimiz gibi iyi de bizim sindirim sistemimize çok çok yardımcı olur. Midemize, bağırsağımıza çok faydası olur. Ama sen bunu ifrat etsen, çok tüketsen senin bağırsağında sıkıntı yaratır ve hatta çok ciddi kabızlıklar yaratır. Pes zamanı ki deyip bu faydası var, ifrat etmeyin. Ya o kardeşlerim ki biraz tansiyonları çok yenir, onlar ideni yalnız tüketmesinler. Mutlaka bunu gemiş şekerinden ya kahverengi şekerinden ya isteseler daha çok harika olsun, balınla birlikte tüketsinler ki daha çok faydalı olsun. Söylediğim gibi ideni hesaplı ve mizazıza göre tüketseniz, eğer sizin midenizde yara olsa ya midenizde bazı mantarlar olsa ona çok çok etkisi olur. Ya hatta bazı hanımefendiler ki rahimlerinde de bunların mantarları olur, hesaplı ideni tüketmek onların rahimdeki mantarın geçmesine de çok yardımcı olur. Pes o kardeşlerim ki vücutlarında mantar var, her şekilde ideni tüketmek onlara çok çok yardımcı olur. Ama dedim istese çok güzel fayda alasınız. İyiydi ki kabuklu, çekirdekli ve etli beraber öğütün ve bunu balınla ve kaynayıp ılıklanmış suyla içseniz hem sizin vücudunuzda kaslarınızı güçlendirir, kemiklerinizi güçlendirir, hem sizin vücudunuzda çok mantarları ve mikropları aradan aparmakta çok çok size yardım eder. Özellikle mide ve bağırsak mikropları, mantarları ve rahim ve cinsel bölgesinin mantarlarını geçmesinde insana çok çok yardımcı olur. Bu şekilde yani balınla, suyla idenin öğütülmüşünü tüketmek, hatta o kardeşlerim ki onların vücutlarında MS var, romatizma var ya ayrı otoimmün hastalıkları var, onlara çok çok yardımcı olur. Eğer sizin de bir bölgenizde ağrı var, eleyebilirsiniz idenin yapraklarını 24 saat zeytinyağının içinde bekletesiniz. 24 saattan sonra o beklettiğiniz kavanozu kaynar suyun içine koyarsınız ve ondan biraz kaynatasınız ta bunun yaprakları tamamen yumuşale. Yumuşalenden sonra bunu tamamen ezin, hamur şekline getirin ve ağrıyan organın üstüne sürmek bu ağrıların geçmesine bize çok çok yardımcı olur. Bu şekilde hazırladığınız idenin yaprağı hatta siz bunları saçlarınıza da koysanız saçlarınızı güçlendirir. Özellikle o kardeşlerim ki saçları çok incelipti ve zayıflayıpti. Bu şekilde idenin yaprağını zeytinyağında bekletip hamur şeklinde koymak onların saçlarını güçlendirmekte de çok çok etkisi var. O insanlar ki beyinlerinde sıkıntı var, beyin kanaması geçiripler ya biraz depresyonları var. Bunlar idenin çiçeğini koklamak da onlara çok çok faydası olur. O insanlar ki beyin kanaması geçiripler ya bedenlerinde feleşlik var. Bunlar idenin
çiçeğini koklamak onlara çok çok fayda sağlar ve onları ferahlendirir. Ondan dolayıdır ki bazı insanlar ki biraz depresyonları var ve bu depresyonlarının sebebi vücutlarında özellikle beyinlerinde sodanın çoğalmasından kaynaklıdır. Bunlar gelip bu iğdenin çiçeğini koklamak onları ferahlendirir, onların depresyonun geçmesine yardımcı olur ve onlara çok çok fayda sağlar. Ve hatta o hanımefendiler ki beyinlerinde, bedenlerinde soğuda çok yükselipti ve cinsel istekleri azalıptı ki onlar da bu şekilde koklamak onlara çok çok yardım edecek ve onların cinsel isteklerini çoğaltacak. Umuram ki iğdeni de mizacınıza göre hesaplı istifade edersiniz ve dikkatinin istifade edersiniz ve ifrat-ı tefrit etmeyesiniz, ta eleyebilirsiniz, iğdenin de faydalarını vücudunuza alasınız. Hoşça ve sağlıkla kalın.